Evet, Cumhuriyet Halk Partisi açıkladığı verilerle tartışma konusu olan ve kapılarını ana muhalefet partisine kapatan TÜİK'i yargıya götürdü değerli izleyenler. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Ali Aydar hak verdi. TÜİK'in hesaplamaları nasıl yaptığına ilişkin bir tarafsız bilirkişi incelenmesini talep eden dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdi. Bakalım neymiş ayrıntılar. TÜİK, yani Türkiye İstatistik Kurumu, bir devlet kurumu olmaktan çıkmış bir saray kurumu haline dönüşmüştür. Burası artık bir devletin kurumu değildir. Kira artış oranları, işçiye, memura, emekliye yapılacak zamlar, asgari ücret, hepsi TÜİK'in resmi enflasyon verilerine bağlı. Ancak kurumun güvenilirliği çok kez sorgulanıyor. TÜİK, gerçek rakamları, gerçek enflasyonu yansıtmayıp bunu daha düşük gösteriyor. TÜİK'in hazırladığı bu rakamlar resmi evraklardır. TÜİK bir devlet kurumudur. CHP milletvekili ve hukukçu Ali Haydar hak verdi. Son dönemde enflasyon verileri tartışma yaratan TÜİK Başkanı Sait Erdal ve diğer yetkililer hakkında CHP'nin suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. TÜİK gerçeği yansıtmayan evraklar düzenlediği için de resmi evrakta sahtecilik suçu işlemektedir. Eğer devleti oluşturan kurumlar bilgilerle halkı yanıltıyorlarsa, bilgilerle halkın gelir düzeyiyle oynuyorlarsa, onların hak ettiği gelirleri onlara vermiyorlarsa, vermemek için direniyorlarsa, talimatla görev yapıyor, yasalarla değil, yasaların öngördüğü kurallarla değil, talimatla görev yapıyor, yasaları yönetmedikleri kendi internet sitelerindeki çağrılara bile uymuyorlarsa, kendileri suçludur. Kamu gücünü kullanan TÜİK'in kamusal nitelikteki verileri tahrip ettiğini belirten CHP'li hak verdi, kanuna işaret etti. Yapılan suçtur dedi. Türk Ceza Kanunu'nun 204. maddesi evrakta sahtecilik suçunu düzenlemiştir. Bir resmi belgeyi gerçeğe aykırı olarak düzenleyen ya da gerçek bir belgeyi gerçek dışı değiştirenler hakkında 3 yıldan 8 yıla kadar ceza hükmü olunur demektedir. CHP Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından enflasyon oranlarının alanında uzman bilirkişilerce hesaplatılmasını talep etti. Yani kimin aklına gelirdi ki bundan işte ne bileyim 3-5 sene önce düşünebilir miydik bir devlet kurumu, bir milletvekili tarafından bir kurum. Kurum yani bir kurum, anayasal bir kurum, bir milletvekili tarafından sahtecilik suçu işlemekle savcılığa şikayet edilsin. Evet, maalesef hani nereden nereye dedik ya, nereden nereye getirdiği bu AKP anlayışının, AKP siyasetinin bizi nereden nereye getirdiğinin en açık örneği bu. Sevgili seyirciler, şimdi hani sahtecilik suçu, TÜİK ne diyor? %20 diyor. Çarşı pazar, bağımsız ekonomi uzmanları, iktisatçılar ne diyor? %58-60 enflasyonunuz var diyor. Bunu yurt dışından gelen raporlar da böyle söylüyor. Bırakın yurt dışını, bırakın iktisatçıları. Siz zaten markete gittiğinizde, manava, pazara gittiğinizde enflasyonun yüzde kaç olduğunu zaten siz kendiniz görüyorsunuz. Bir başkasının araştırma yapıp raporları önümüze koymasına gerek yok. Geçen sene bu yılın başında tuvalet kağıdını kaç liradan alıyorduk? Aha şimdi kaç liraya veriyoruz? Çamaşır suyu yüzde, hani temizlik imandan gelen gelir dediğimiz bir ülkede çamaşır %75 zamlanmış. Şimdi bütün bunlar duruyor ve TÜİK size diyor ki %20 diyor enflasyon diyor. Devlette bu %20'nin, daha doğrusu AKP hükümette bu %20 üzerinden bize zam yapacak. Emekliye, işçiye, memura, memur emeklisine, işçiye, işçi emeklisine, hepimize bu zam mı TÜİK'in açıkladığı %20 üzerinden yapacak. Ya bu hakikaten evrakta sen gerçek rakamları saklarsan sahtekarlık yapmış olmuyor musun? Ve bir de üstelik benim cebime doğrudan el atmış oluyorsun. Ya bizim cebimizde zaten bir maliye var. TÜİK'e ihtiyaç yok. Ya bir maliye zaten var bizim cebimizde. %36.2 yeni değerleme oranı yeni açıklandı. 1 Ocak itibariyle harç, vergi, işte ceza, trafik bilmem ne, bütün hepsi %36.2 oranında arttı.
Şimdi zaten birileri bize sürekli eli cebimizde. TÜİK'e ihtiyaç yok. TÜİK dursun bir kenarda da normal hesap. Şimdi dolayısıyla muhalefet de işin gereği neyse TÜİK'in yaptığı işin TCK'nın hangi maddesine uyuyorsa o noktada harekete geçiyor. Söyleyecek çok itiraz edecek çok fazla bir şey yok.